Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Sharqiy Turkistonda yuqum yana davom qilmoqda. Atalmış Uyghur Avtonom rayonluq Sahiya Saqlıqni Saqlash Komiteti bugun e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha Sharqiy Turkistonda Xitoy virusi bilan yangidan yuqumlanuvchilarning soni 14 ekan. 9 avgust soat 0 dan kech soat 24 ga qadar Sharqiy Turkistonda yangidan 14 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Bularning ichida alomatsiz yuqumlanuvchilar 7 kishi bo'lib, bularning hammasi Urumchida ekan. 13 bemorning ahvoli xatarlik, 23 bemorning ahvoli og'ir ekan. Sharqiy Turkiston bo'yicha yuqumlanuvchilar 592, Urumchida 589, Qashqarda 1, Sanjida 1, Diviziyada 1 ishkan. Sharqiy Turkiston bo'yicha kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar jami 123 bo'lib, Urumchida 122, Sanjida 1 ishkan. Salomatligi asliga kelgan bemorlar 185 ga chiqqan. Sharqiy Turkiston bo'yicha ayirib kuzatilayotganlar jami 16947 ga tushgan. Xitoy xabar manbalarida oshkorlanishicha, Xitoy virusi yuqum davomlashayotgan har qaysi rayonlarni darajaga bo'lgan bo'lib, 1-darajali xatarlik rayon qatoriga tizilgan 3 rayon bor bo'lib, buning ichida Urumchining Tangritog' rayoni bilan Saybag' rayoni Xitoy ülkeler içinde Dalian'ın Genjingzi rayonu var iken, 2. dereceli xatalik rayon içine Urumchi Duzunxi rayonu bilen yeni şehir rayonu var iken. Xitoy virus bahanesi bilen xalqimizin iqtisadını vayran kılmaqta. 9 avgust vatandan egallagan uchurlarda Xitoy tajovuzchilarining virus yuqum bahanesi bilan Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyning yuqum bahanesi bilan yuqum ko'rilmagan rayonlarida xalqimizni o'ylariga nazarband qilish sababli Otishning Oqto nohiyasi Pilal yezisida bir dehqonning 130 gektar ko'lamdagi tavuzning yo'l taqilganligi sababli sotilmay sesishga boshlaganligi, haqsiz elib kelsa bo'lganligi haqida ijtimoiy uchur vositalarida o'qitirish tarqatgan. Oqturuşdan munular bildirilgan. Yuqum sababidan yo'l taqilib qolgachqa biz sirtqa chiqalmay 130 gektar yerdagi tavuz pishib sotilmay qoldik. Tavuz itizda turib pishib sesib ketgandan yaxshiroq deb qaradik. Shunga qulida yo'l yurish xiti bor har qanday kishi avtomobil bilan mayli boshqa qatnash vositasi bilan kelib qanchalik ilib ketalsa ilib kelsa bo'ladi. Tavuz haqsiz. 1 so'm pul olmaymiz. Bu uchurni ko'rgan har biringlardan har qaysi toblarga hamda do'stlik chambarkiga chiqarib qo'yishingizni umid qilamiz. Tavuzning o'rni Oqto nohiya Pilayesi 17 kanat 1 mahalla. Adresini topolmay qolganlar bu nomor bilan aloqa qilsanglar bo'ladi. Bugun kimligini oshkorlashni xohlamagan bir kishi Sharqiy Turkistondan Istiqlol bo'limimizga uchur yo'llab, Xitoy tajovuzchilarining virus bahonasi bilan Uyg'urlarni o'ylarga qasdan qamab, xalqning psixikasini buzishga boshlaganligini, nurg'un kishilar oilada och qolganligini, Xitoyning maqsadi virus yuqumining oldini olish bo'lmasin, balki Uyg'urlarni qiynash ekanligini, vaziyatning intayin xatarlik ekanligini oshkorladi. Yaqindan beri ijtimoiy uchur vositalari hamda ishonchli xabar manbalarida oshkorlanishicha, Xitoy tajovuzchilari xalqimizni o'ziga biqindirib kontrol qilishdan iborat rezil maqsadiga yetish uchun dehqonchilik, chorvachilik hamda bog'vonchilik bilan shug'ullanayotgan xalqimizni hozirgi mol hosil oldigan muhim mazgilida o'ylariga nazarbat qilgan. 4 yilning oldida 1 kilogram 50 so'mda sotadigan shaptol tug'achlarni sotolmay to'kayotgan Xitoyning har xil bahonalar bilan nazarbat qilishi, ish qilolaydigan oila kishilarini lager va turmalarga tutqun qilganligi sababli xalqimizning iqtisodiy ahvoli qattiq nachorlashgan. Hatto bozordan shaptol, o'rik degandek mevalarni sotib olishga qurbida yetmaydigan holatga kelgan. Yetmişdən artıq din rəhbər birləşmə bayanat elan qılıb, Uyğurlarğa ziyankeşlik qılışda qulu bar Xitay əməldarları cavabkarlığa tartılışı kerekliyini bildirdi. Angliyadan chiqqan Guardian gazetining xabarida bildirilishicha, mazkur birlashma bayonotiga imzo qo'yguchilar orasida Angliyadagi 5 cherkovning navbatda vazifa o'tayotgan episkoplari, London Coptic cherkovining bosh popi, Dalai Lamaning Angliyadagi vakili, musulmon imomlar va yahudi dini rahbarlari bor ekan. Ular bayonotida Uyg'urlarning nidosining xalqaro jamiyatning universal kishilik huquqini qo'g'dash irodasining qanchalik ekanligiga jiddiy savol qo'yilganligini ko'rsatgan. Bayonotda munular deyildi. Xitoyning aniq maqsadi Uyg'ur kimligini yo'qotish. Xitoyning taratqullari buningdagi maqsadning ularning nasabini vayron qilish, yiltizini kesish, rishtisini uzvitish va kilib chiqish manbasini vayron qilish ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoyning muhim hujjatlarida rahim shafqat qilmaslik deyilgan.
parlament əzaları, hükümetler ve kanunşünaslarının buna təşviriş məsuliyeti var. Dini rəhbərlər bayanatıda yana 1940-cı ildeki Yahudi qırğınçılıqdan keyin hərgiz qaytılanmasın degen şuarını qayta-qayta tekrarlayıp etilganlığını bildirdi ve mundaq dedi. Biz fakat adalet üçün çağırıq qilamiz. Bu cinayetlerin təşviriş, məsuliyetini sürüştü qilish ve insani qadir qimmetini əsliga keltiriş yolunun bərpa qilishini tələb qilamiz. Onların bu birleşme bayanatı Angliyadaki Yahudi alimleri Mudrit'nin prezidenti Maria Van der Zil'nin Angliyada turuşlu Xitay baş elçisiga qaritib yollagan mektubdan keyin oturgu çıkan. Zilxanın mektubuda Uyghurlarının bişiga kelgan külpetlerini aynı yıllardaki Yahudi çoğun kırgıncılığa okşatkan. Mutakhasiler Xitayının 1.8 milyondan 3 milyonca mutlak köp kısmını Uyghurlar teşkil kıldığan Türkiye Müslümanları ceza lagırga kamuqallıqını oturuğa koygan ve bunun bir insaniyetke karşı cinayet ikerliki bildirilgen idi. Pakistan'ın Şarkı Türkistan meselesindeki sükutu teaccüb payda kılmaqta. Xitayning Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan bastiruv siyosatlariga yillardan beri sukut qilgan Pakistanning Hindiston kontrolidagi Kashmir musulmonlari uchun o'tirg'a chiqqanligi ta'ajjub paydo qildi. Juma kuni e'lon qilgan bayonotida Hindistonning Kashmirdagi qonunsiz harakatlarini qabul qilmaydiganligini bildirdi. Uning bu so'zlari Hindiston hukumatiga Kashmirning alohida avtonomiyasini bekor qilganligining bir yilligiga to'g'ri keldi. U bu hafta yana Pakistan kontrolidagi Kashmirning poytaxti Muzaffarat shahrida bir marsh tashkillab namoyish qilgan bo'lib yürüyüşke mınlarca yerlikler katlaşkan. Halkara metbuatlarda körsüzce, Xitay'nın Uygurlara karatkan basturu siyasetlerine sükut kılgan İmran Khan, Keşmir mesleğe inkaz kaytırıp inavetini yok atkan. Fransiya agentliğinin bildirilişçe, Xitay'nın Pakistan'a çigralındığan Şarkı Türkistan'daki Uygurlara karatılgan kattık basturuşka ait döve ispatları bar turuqluğumu İmran Khan Pakistan'ın uzak yıllık itbaq dişinin içki işlerine ağırlaşışını rahat kılıp gelgen. Haberde Pakistan'daki Sübihi gizlinin obzorçisi Huma Yusuf'un yazgalarından nakil edilip Uygur meselesindeki sükut Pakistan'ın Keşmir meselesine ağırlaşış inavette yer bilen yeksan kıldığı deyilgen. Xabar diyana onun etkallarından nakil kılınıp İmran Khan'ın ilgiri bu işki meselenin tüptün okşumaydıqlıqını utturgu koyqallıqı. Ama bu xildeki zihniyetinin özünü Müslümanlar ve kişilik hukukunun çempiyonu dep körüstüş istikideki Pakistan'a menfaat elip kelmeydıqlıqını bildirgen. Bu vaxta toxtalgan Amerika Williston Merkezi Asiya Tadqiqat Orninin muavin diktori Michael Gogelman mundaq degan. Pakistan tıxımı yukarı ölçemde tutuluşu kerek. Çünkü o Keşmir Müslümanları şundakla Hindistan Müslümanlarının qiyinçiliqiga şundakca köngül bölüdü ve siyasi boşluk berüdü. Ama Uygurlarga kelgende hiç deme demeydi. Malum oluşça Xitay Pakistan'ın en çok itibak dişi Xitay Pakistan'a Xitay Pakistan İqtisadi Koridori turu boyunca 2013 yılından buyan cem'i 50 milyar dolardan artıq meblağ salgan. Nöbette Hudson Institute'da tetkikat bilen şugunuvatkan Pakistan'ın Amerika'da turuşluk sabık elçisi Hüseyin Hakkı'nın etişçe Pakistan Xitay'ını Hindistan'a karşı en güçlü kolluğucu dep karaydıken. Şunlaşka Pakistan'da Xitay dairelerine bir aram kıldığan eşkandak söz hareketler bulmaydıken. Amerika hükümeti Hong Kong valisi Carrie Lam'a embargo ilan kıldı. 7 avgust Amerika hükümeti növetteki Hong Kong valisi Carrie Lam Katarlıq 11 nefer Hong Kong əməldarıqa Hong Kong'daki bastırışta oynayan rolü sebeplik embargo elan kılgan. Amerika Maliye Ministerliği Cuma günü bu vaxta elan kılgan bayanatıdan mundaq dedi. Bugün bekitilgen bu 11 nefer şahıs fikir ve yığılış erkinliği hem de demokratik jarayanlarını çekleşinin məqsəd kılgan siyasetlerine bivasit icra kıldı. Ulanan Hong Kong avtonomiyasının berbat buluşudan məsuliyeti bar. Hong Kong demokratiyası üçün ilip berilgan namayışlarga qaratılgan bastırışlarını kollugan. Amerika'nın Hong Kong əməldarlarga qaratkan bu ceza tedbirlerinin Hong Kong ve Xitay tarafından qattı gızbini kozulgan. Carrie Lam şembe günü elan kılgan bayanatıda korkup kalmaydıqallıqını bildirgen. Amerika hükümeti yakında Şarkı Türkistan'daki bastırı siyasetleri de Atalmış Uyghur Abdunum rayonundan Partikum Sekretari Çin Çüengü Katarlıq 4 nefer Xitay əməldarını hem de Bing Tuan ve onun 2 nefer əməldarıga embargo elan kılgan idi. München şehirde Xitay'a narazılık bildirdi. 8 avgust Germaniyadaki yaşlarının teşkilleşi bilen München şehirde Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan bastırış ve kırgın kılıç siyasetine karşı namayış ötküzüldü. 30 neçik kişiden teşkillengen Uygurlar Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan erkek kırgın kılıç cinayetine karşı namayış kılgan.
Namayışqa Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dulqun Aysa əpendi, dinni işlən məsulə Turğuncan Alauddin əpendi, İlham Toxta İnstitutunun rəisi Ənvərcan qatarlıqlarımı iştirak qılğan həmdə mühim söz qılğan. Namayışda Xitayının Şərqi Türkistanda yürgüzüvatqan cinayətləri ifadələngən plakatlarını kütürgən namayışçılar lagırlar taqalsın, Uyğurlarqa ərkillik digəndək şuarlarını toğluğan. Ənvərcan əpendi bilən Dulqun Aysa əpendi Xitayğa qarşı bayanat elan qılğan, həmdə çətəllərgə Şərqi Türkistanın tarixi, hazırqı vəziyyət əhvali, Xitayının Şərqi Türkistanda təsis qılğan lagırlar, həmdə Xitayının Şərqi Türkistanda yürgüzüvatqan bastırış, qırğın qılış cinayətlərini, Uyğurlar duç kilvatqan xətəlik vəziyyət əhvalini tunuşturğan. Çavuş oğlu, ''Mən Türk, mən Türkmen'' dediğallarga Türkiye puralıqı berildi, dedi. Türkiye Taşkışlar Ministeri Mevlut Çavuş oğlu Leyvan'ın bir utta kılgan sözüde, ''Mən Türk, mən Türkmen'' dediğan ve puralıq salayetige erişini halaydıgallarga Türkiye puralıqı berildiğallıkını ilan kılgan. Muavin Cumhur Reisi Fuat Oktay, Birut Portedeki partlaşının eğir təsirge uçurgan Livan'daki kollaş ziyaretini tamamlıgandan kiyen Türkiye'ye kayıtıp gelgen idi. Muavin Cumhur Reis Fuat Oktay bilen birge Taşkı İşler Ministeri Mevlut Çavuş oğlu, Türkiye-Livan Parlament Azaları Dostluk Grupisinin başlığı, şundakla Adalet ve Terakkiyat Partiyasının sunu parlament azası Nazım Mavuşmu, tünögin ettigen paytaxıt Birut'a yetip bargan. Fuat Oktay Prinsit Michel Aoun bilen uçuraşkandan kiyin Baş Minister Hasan Diyab ve Parlament Başlığı Nahib Berri bilen mi uçuraşkan. Fuat Oktay ziyaret jarayanında eğri buzgunçılıkka uçurgan Beyrut Porti ve etrafının kuruluşuğa Türkiye'nin yardımge tayyar ekenligini bildirip, port kaytadan dest turguzulgucha bolgan mezgilde Türkiye'nin Mersin Portu'nun livanının hizmetide bulduğalıkını aytkan. Kiyin Fuat Oktay partlaşta yarlangan Türkiye puralarının aile tavabatları bilen görüşüp, yarlanganlarının ahvali toğrusida malumat algan. Eğer doktorlar ruhsat kılsa, ahvali eğir bolgan yarılanganlarını Türkiye'ye yütkep davalaşka bulduğalıqını tekitligen. Fuat Oktay uçuruştun kiyin minister Mevlut Çavuş oğlu bilen birlikte Livan halkıge xitap kılıp, Türkiye ve Livan'a karatkan halda biz bir ailenin azalarımız diyen ve hiç kişinin işki devletini ayrı bitelmedi kalıqını tekitligen. Minister Çavuş oğlu kılgan sözde, ''Mən Türk, mən Türkmen'' deydiğanı ve puralıq salayeti bulmağın şundakla Türk puraları salayetige erişini xalaydıqallar, Türkiye puralıqı berildiğallıqına cekarlıqan. Birut portada 4. Ağustos'ta partlatkuş madde saklanıvatkan 12. numarlıq iskilatta ot apıtı yüz berip, arkadan intayın küşlü partlaş yüz bergen ve bütün Birut'ni zilzilge salgan idi. Partlaşta kaza kılgallarının sani 158 gitip, yalangallarının sani 6000'ni işip ketken. Amerika embargo yürgüzgen Xitay diviziyası dünyadaki yüzlügen şirketke çetilgan. Amerika'daki sayari namlıq soda sallıq məlumat toru Amerika hükümeti yakında embargo yürgüzgen atalmış Şincan İşlep Çıxırış Kuruluş diviziyasının dünyadaki 800 mingdan artıq şirket bilen menfaatlar ikilikke aşkar bolgan. Xəbərdə bildirilişçe, Amerika Maliye Ministerliği Taşqın Mülük Kontrol İşxanasının diviziyaya embargo yürgüzüşü bu işxana tarixidiki en çok hareketlerinden biri iken. Xəbərdə bu caza Bingtuan'nın dünya təminə zinciri bilen bolgan alaqısının aşkarlanışıqa əyişib zincirsiman təvrinish payda qılğalıqını təkitligen. Amerika Maliye Ministerliğinin Taşqın Mülük Kontrol İşxanası 31. yol günü Xitayının Şərqi Türkistan'daki diviziya ve onun işki sabah başlıkıga Uyghurlarını depsene kılıçtaki role sebeplik embargo yürgüzgen. Yukarıki soda sağlık malumat torunun uçuruda diviziyanın 147 devletteki 862.600 şirket bilen menfaatlar ikilike. Bu Amerika, Germaniya, Angliya ve şundakla Virgin Aralları Katarlıq devlet ve rayonlardaki şirketlerini öz içige aldığılıqı. Onların içindeki 2114 şirketinin Amerika'da ikilikini tekitligen. Xəbər diyene, Xitay rayonundaki mezkur yerim kurallat teşkilatının nüposu Şərqi Türkistan nüposunun 12% teşkil kıldığılıqı. Şərqi Türkistan umumi işlep çıkırış kıymetinin 17% ilgilaydığılıqı. Xitayının Şərqi Türkistan'da etnik tazlaş ve medeniyet kırgınçılığı ilip veriş bilen bir vaxtta yine Xitayının mezkur rayonda iqtisadi terakkiyat planını devamlı alğı sürüvatkallıqına tekitligen. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.